Esra Erol'un bugünkü program konukları arasında aldatıldığını öne süren bir kadın vardı. Eşiyle yüzleşmek istiyordu. Canlı yayında yüzleştiler. Ve bakın işin sonu nereye vardı. 47 yıllık evliyim. Çok güzel de bir evliliğim vardı. Eşimin hayatına bir kadın girdi. Kadın kocamdan 20 yaş küçük. Çektiği videoyla kendini ifşa etti. Yaptıklarından bir an bile pişman olmadı. Benim 3000-4000 tane takipçim var. Oo. En TikTok fenomeniyim. Bir de şu yakışıklılığa bak. Şu yakışıklılığa bak. İddialar sorulunca pişkinlikle ihanetini savundu. Ben de bir erkeğim ya. Ya şimdi affedersiniz, oraya erkeksiniz anladım. De nefsinize sahip çıkarsınız. Gözünde yaş, kalbinde acıyla İsra Erol'un kapısını çalan kişi Songül Döner'di. Kadının yuvasını niye yıkıyor? Diyorlar ki sevgin senin sonun olacak. Hiç sevmemişler ki. İzlemeye bile tahammül edemiyorsun. İddiasına göre 47 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı. Kadına dedi nikahını vereceğim dedi. Yarım maaşıma vereceğim, yarım maaşı sana. Yoksa dedi kumu üzeri getireceğim. 2,5 yıldır bu ilişki var. Evet. 2 ay önce pırtısını pırtısını toparladı, evet. Gitti. Evet. Tek istediği eşiyle yüzleşmekti. Dünyaya konuşacağım, dünya beni dinlesin. Benim gururumu incittiniz. TikTok kullanıyor mu? Kullanıyormuş eşin. Ne? Türkiye çalkalandı, siz duymamışsınız. 61 yaşındaki Muzaffer Döner iddia o ki TikTok üzerinden kendinden 20 yaş küçük bir kadınla tanışıp yasak aşk yaşamaya başladı. Bana niye yolluyorsun? Kızıma gelinlerime niye yolluyorsun? Ayıp değil mi lan? Sen istedin ulan, sen istedin! Abu! Yayına bağlandığında ise ihanetini bu sözlerle savundu. Eşiniz kuğa hastası diye mi bu hanımefendiyle beraber oldunuz? 5 yıldır ilişkimiz yok eşiminle. Canlı yayında tartışan çift ayrılık kararı aldı. Eşinizden neden boşanmak istiyorsunuz? Ben de bir erkeğim ya, erkeğim. Ya şimdi affedersiniz, oraya erkeksiniz anladım. De nefsinize sahip çıkarsınız. Songül teyze bu saatten sonra ben kararlıyım, bu evliliği bitireceğim diyor. Erkek sakatçı maççı. Seni bu hale düşürenin aklını alacağım. Tepkilerin odağındaki Muzaffer Döner canlı yayına bir kez daha bağlandı ama kendini savunma şekli yine değişmedi. Neden fenomen olmak istediniz? Sosyal medyada herkes sizi tanısın istediniz. Yakışıklı olduğum için, saygılı olduğum için, efendi dürüst olduğum için. Helal olsun. Ya çok affedersiniz de bir TikTok için insan 47 yıllık eşinden vazgeçer mi ya? Bir yapmayın ne yaparım, olur. Siz de izlesin. Canıma gelsin. Songül Hanım izlesin. Oh! Vallahi sosyal medyanın bize getirdiği hal sevgili seyirciler.